Bugün önemli bir gün, hareketli dakikalar yaşandı. Bu saat dilimine kadar neler oldu sınırda? Senden alalım detayları. Ebru Doğan, Akçakale Suriye sınırının tam sıfır noktasındayız. Sabah saatlerinden itibaren hemen arkamda gördüğünüz sınır bölgesinde çok hareketli dakikalar yaşandı. ABD'li kahraman Mehmetçik ilk müşterek kara devriyesini gerçekleştirdi ve o devriye sadece dakikalar önce son buldu. Şimdi kameraman arkadaşım Hakan Aykaç sınırının sıfır noktasından size en sıcak görüntüleri ekranlarınıza getirecek. Yaklaşık 3,5 saat süren bir kara devriyesi gerçekleştirildi. Bu devriyede ilk olarak Suriye'nin batısına doğru 1 kilometrelik bir güzergah izlendi. Daha sonrasında ise zırhlı birlikler yönünü Suriye'nin güneyine, yani iç kesimlerine doğru çevirdi ve buradaki alan tamamen tarandı. Askeri yetkililerden edindiğimiz bilgiye göre yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda gerçekleştirildi ilk müşterek kara devriyesi. Evet, bir aydır bu konuya hazırlık yapılıyordu. Yaklaşık bir aydır bu konuya hazırlık yapılıyordu. 5-7 Ağustos tarihlerinde diplomasi masasında görüşmeler başlamıştı ve ABD heyetiyle Türkiye heyeti mutabık kalmıştı. Müşterek devriyelerin gerçekleştirilmesi yönünde ve o tarihten yaklaşık bir ay sonrasında da ilk müşterek kara devriyesi Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirildi. Batı ve güney ekseninde bir kara devriyesi yapıldı. Tabi sabah saatlerinde başladı dedik devriye. Sabah saatlerinde zırhlı araçların Suriye sınırından içeriye girmesiyle beraber sınırın Suriye tarafından Sikorsky tipi helikopterler havalanmıştı. Daha sonrasında ise sınırın Türkiye tarafından iki tane Atak helikopteri havalandı ve müşterek kara devriyesine eşlik etti bu helikopterler. Tabi hava destekli bir devriyenin yapılması çok önemli, çünkü havadan yerden görülebildiğinden daha fazla detay görülebildiği için an be an sıcak gelişmeler, sıcak bilgiler kara devriyesine aktarıldı helikopterler aracılığıyla ve havadan görülen terör hedefleri, terör yuvalanmalarının olabileceği alanlar yerdeki ekiplere teker teker anlatıldı. Peki kimler katıldı? Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin personelleri arasında yer alan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeledeki en etkin personeli olan komandolar müşterek kara devriyesine katıldı. 6 zırhlı araç giriş yapmıştı. Şu anda kameraman arkadaşım Hakan Aykaç size ABD'nin zırhlı araçlarının, ABD'ye ait olan zırhlı araçların Suriye sınırından ayrılış görüntülerini getiriyor ekranlarınıza. Az önce bu araçlarda Türkiye sınırına yakın bir yere konuşlanmışlardı. Ama şu anda Suriye tarafında hareket halindeler. Onlar da kendilerine ayrılan alana doğru şu anda hareket ediyorlar. Sadece dakikalar önce Türk zırhlı araçları Suriye sınırından içeriye giriş yaptılar ve ardından da ABD'li araçlar da şu an için sınır bölgesinden ayrılıyor. Evet, 3,5 saat süren bir kara devriyesinden bahsediyoruz. Bu kara devriyesinde özellikle güvenli bölgenin oluşturulması planlanan bölgede incelemeler yapıldı. Bugüne kadar müşterek hava devriyeleriyle alanda pek çok inceleme gerçekleştirilmişti. İlk olarak insansız hava araçları alan üzerinde pek çok kez devriye uçuşu gerçekleştirdi ve bu uçuşlarda arazide terör yuvalanması olabilecek alanlar teker teker tespit edilmişti. Daha sonrasında ise 3 müşterek helikopter uçuşu gerçekleştirilmişti. Bugünkünü de sayarsak aslında 4 müşterek helikopter uçuşu gerçekleştirildi diyebiliriz. Bu helikopter uçuşlarında özellikle Türk pilotlarının dikkat ettiği bir konu vardı. O da ABD'nin sahada yaptığını iddia ettiği faaliyetleri gerçekten icra edip etmediğiydi. Ki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da daha öncesinde yaptığı açıklamalarda bize verilen sözler var ama bu sözlerin tutulup tutulmayacağı konusunda tereddütlerimiz var demişti. İşte bugüne kadar bütün helikopter uçuşlarında Türk pilotlar, Kahraman Mehmetçik, ABD'nin faaliyetlerini yakından takip etti ve bugün itibariyle de artık ABD ile müşterek ilk kara devriyesi gerçekleştirildi. 3,5 saat süren bir kara devriyesi. Bu 3,5 saat boyunca Türk komandoları ve ABD'li askerler güvenli bölgenin oluşturulması planlanan alanda incelemelerde bulundu. Oradaki olası terör hedefleri üzerine fikir alışverişi yaptı ve aynı zamanda da orada teröristlere bundan sonra rahat nefes alamayacakları mesajını verdi. Evet, güvenli bölge oluşturulması konusunda sahada atılan en önemli somut adımlardan bir tanesi bugün itibariyle gerçekleştirildi. Bu
Bundan sonraki süreçte yine hava devriyeleri ve kara devriyeleri devam edecek ve Türkiye'nin kırmızı çizgileri dikkate alınırsa Suriye sınırında 30 kilometrelik içeriye doğru 30 kilometrelik bir alan teröristlerden bu müşterek devriyeler sayesinde tamamen temizlenecek. Bu alan artık Suriyeli sivillerin yeniden vatanlarına dönebilecekleri, rahatça yaşayabilecekleri bir alan haline getirilecek ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da daha öncesinde konuya ilişkin önemli açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Suriyelilerin rahat bir şekilde kendi vatanlarına dönebilmeleri, orada yaşamlarını idame ettirebilmeleri için uluslararası alanda pek çok kez girişimde bulunduklarını ve bu konuda çok önemli planları olduğunu anlatmıştı. Özellikle içerideki yaşam alanlarına dikkat çekmişti. İşte bundan sonraki süreçte Suriyelilerin en iyi şekilde vatanlarına geri dönebilmeleri için teröristlerin oradan temizlenmesi gerekiyor. İşte bu müşterek devriyelerde teröristlere orada rahat nefes aldırmayarak teröristleri oradan tamamen kaçırmayı, etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Sabah saatlerinde başladı demiştik hareketlilik. Sabah saatleri itibariyle zırhlı araçlar hazırlandı. Peki Akçakale sınırında neler yaşandı? Gün içerisinde devriye devam ederken hangi hareketlilikler vardı? Dilerseniz şimdi haberimizde izleyelim bu detayları.